Tanguç'tan herkese merhaba. Bu dersimizde 10. sınıfın ikinci konusu olan basınç ve kaldırma kuvvetini işleyeceğiz. Basınç, birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir. Basınç gündelik hayatta nasıl karşımıza çıkar? Mesela böyle bir yumuşak bir zemin düşünün, toprak bir zemin, işte ıslanmış çamur olmuş. İki ayağımızla bastığımızda ayaklarımız biraz batar ama tek ayağımızın üstüne basıp o zemine, o toprağa bastığımızda tek ayağımız daha fazla batar. Niye öyle olur? Basınç artmış oldu çünkü. Mesela bir çivi düşünün, çivinin ucu sivridir değil mi? Sivri olmasının sebebi aslında basıncı arttırarak zemine daha rahat girmesini sağlamaktır. Basınç deyince o zaman kuvveti alana bölmemiz gerektiği aklımıza gelecek. Hemen dik kuvvet F kadarsa alanda, A kadarsa F bölü A basıncı verir diyeceğiz. Ve kuvvetin birimi Newton'dur gençler. Newton. Alanın birimini de metre kare alacağız. Bunlar uluslararası birim sistemindeki birimleri oluyor. Basıncın birimi bu durumda ne olur? Newton bölü metre kare olur. Buna aynı zamanda Pascal diyoruz. Yani Pascal'a ithafen de Newton bölü metre kareye Pascal deniliyor basınç için. Basınç kuvveti ise tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıdır. Basınç kuvvetini bulmak istersek ne yapacağız biliyor musunuz? Tüm alanla basıncı çarpacağız. Yani P çarpı A yapacağız. Mesela buradaki basınç kuvvetini bulmak istersen, bak buradaki hemen buluyorum. FB eşittir. Basınç ne kadardı? F bölü A kadardı. Bunu A ile çarptığımda A'lar birbirini götürdü ve F çıktı. Aslında şöyle bir cümle kurulabilir. O zaman basınç kuvveti basınca neden olan dik kuvvettir. Az evvel işte ayaklarımızın üzerinde durma örneği verdik ya. Ayaklarımızın üzerinde durduğumuzda aslında aşağı doğru bizi ittiren nedir? Ağırlığımızdır değil mi? O zaman ne oldu? Ağırlığımız basınç kuvveti olmuş oldu. Çünkü orada basınca sebep olan kuvvettir. Katı basıncına geldik. Katıların ya da cisimlerin ağırlığı vardır. Ağırlık da bir kuvvettir. Kütle çekim kuvveti. Dik kuvvet basınca sebep oluyorsa o zaman ağırlık da aynı şekilde basınca sebep olacaktır. Bunun ağırlığını aşağı doğru çekelim hemen ve G kadar. G'nin de M çarpı G olduğunu hatırlamalıyım. O zaman ben buradaki basıncı bulacak olursam basınç eşittir ağırlık bölü alan. Ağırlığa da M çarpı G dediğimizde M çarpı G'yi alana bölüyoruz. Basınç kuvveti neydi? Tüm yüzeye etki eden basınçların toplamıydı. Yani basınçla alanı çarpıyorduk. Basıncın yerine mg bölü a yazıyorum. Burası da a olduğu için a'lar birbirini götürdü. Aslında direkt mg basınç kuvveti yani ağırlık basınç kuvveti oldu. Ne zaman? Zemin yatay ise. Bazen zemin yatay olmayabilir. Mesela eğik bir düzlem düşünüldüğünde, bak şu şekilde çiziyorum hemen. Cismi de buraya koyduğumuzda ağırlık denilen şey nedir sevgili gençler? Her zaman aşağıya doğru olan yani dünyanın kütle çekiminden kaynaklanan bir kuvvettir ağırlık cismi etki eden. Tam ortasından aşağı doğru bir ağırlık çekiyoruz. Basıncın tanımını yaparken dedim ki yüzeye etki eden dik kuvveti yüzeye böleceğiz. Bakıyorum yüzeye dik değil ağırlık çapraz. İşte burada tüm ağırlığı almıyoruz basınç için. Şöyle bunun ağırlığın bu yüzeye dik etki eden bileşeni diye bir şey kuracağız. Bunlar size çok uzak gelebilir. Bilmediğiniz terimler bunlar. Sadece anlatmak için söylüyorum. Buradaki basıncı bulurken ağırlığı alana bölmüyoruz. Aslında buradaki basınç ağırlığın alana bölümünden daha azdır diyeceğiz bu arada sevgili gençler. Yani şuradaki açıyı düşün. Buradaki açıyı alfa diyelim tamam mı? Eğik düzlemin açısı alfa. Buradaki açı büyüdükçe basınç azalır, azalır, azalır. Düz hale getirirsem yani şu zemini şu şekilde düz yaptığımı düşünürsem o zaman bu cismin ağırlığı bak nasıl aşağıya doğru. Ki düzleme etki eden bir kuvvet kalmadı. O zaman burada basınç yoktur, sıfır olmuştur gördüğünüz gibi. O halde buradaki açı arttıkça basınç azalıyormuş gördüğünüz gibi. Katılarda zemin yatay ise basınç kuvveti ağırlığa eşittir. Az evvel zaten yukarıda eşitlikte bunu görmüştük. Pekiştirelim bakalım neymiş bu söylediklerimiz. Mesela burada bir tane cisim var. İlk başta zemine temas eden yüzeyin alanı A kadar. Bakın o zaman buradaki basıncı bulurken ağırlığı aşağı doğru çektiğimde G bölü A buradaki basıncı verecektir. Bu da P'ye eşittir. Yani basıncın P olduğunu söylüyor. G bölü A P'ye eşitmiş. Basınç kuvveti F'miş. Zemin yataysa katılarda zemin yatay ise basınç kuvveti ağırlığa eşitti. Bu durumda basınç kuvveti direkt ağırlık olacak. O zaman buradaki F'in ben G olduğunu söyleyebileceğim. Geldim buraya. Cisim ters çevrildi. Artık yere temas eden yüzeyin alanı
3A oldu. Basıncı bulurken ağırlığı 3A'ya bölmeliyim. G'yi aşağı doğru çektik ve buradaki artık yeni basınç P üssü. Fizikte yeni ya da sonraki durum dendiğinde üzerine şöyle üssü işareti atarız. Rahat anlarız. P üssü eşittir G bölü 3A oldu. Şu şekilde yazabilir miyim? 1 bölü 3 G bölü A şeklinde yazabilirim. Biraz matematik. G bölü A'da P'ye eşit olduğuna göre 1 bölü 3 P ya da P bölü 3. Basınç 3'te 1'ine düştü. Alan 3 katına çıktığına göre basınç da 3'te 1'ine düşecek. Alan arttıkça basınç azalacaktır elbette. Basınç kuvvetine gelelim. Basınç kuvveti direkt ağırlığa eşitti zemin yataysa. Cismin ağırlığı değişmedi. Basınç kuvveti de yine F kadar oldu. Değişen hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi sevgili gençler. Sıvı basıncına geldik. Şimdi sıvıların da bir ağırlığı var. Ağırlık olduğuna göre kuvvet var. Kuvvet olduğuna göre de basınç var diyoruz. O zaman sıvılar da ağırlığından dolayı basınca sebep olacaktır. Ve basıncı bulurken sıvılarda noktanın yüzeye olan dik uzaklığına bakacağız. Sıvının herhangi bir noktaya yaptığı basınç, noktanın sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığına, sıvının öz kütlesine, yer çekimi ivmesine bağlıdır. Yer çekimini neden dikkate alıyorum? Çünkü ağırlıkla ilgili bir şey. Ağırlık deyince de hemen şu aklımıza gelecek. M çarpı G. G de orada yer çekimi ivmesi. O zaman sıvı basıncı bulunurken ne yapılacakmış? Açık yüzeye olan dik uzaklığı H dediğimde H çarpı sıvının öz kütlesine D dersem D sıvı diyelim hatta sıvının öz kütlesi çarpı G yer çekimi ivmesi. Bu şekilde buluyorum. Mesela L noktasındaki ve K noktasındaki basınçları bulalım. Önce PK diyelim. Bu noktanın sıvı yüzeyine olan dik uzaklığı HK yani HK çarpı D sıvı çarpı G olmuş oldu. L'ye geldiğimizde L noktasının basıncı yine bu noktanın yüzeye olan dik uzaklığına baktığımızda HL kadar HL çarpı D sıvı çarpı G kadar olur. Sıvı basıncı için kabın şekli önemsizdir. Niçin? Çünkü H önemli, D önemli ve G önemli. Yukarıda kabın şekline dair herhangi bir şey söylememiştik. Mesela buradaki basınç, buradaki basınç ve buradaki basınç eğer sıvılar aynı ise yükseklikler de aynı olduğu için basınçlar eşit olacaktır. Yani basınçları eşittir diye buradaki boşluğu doldurabiliriz. Devam ediyoruz. Sorumuza bakalım. H yüksekliğinde eşit bölmelere ayrılmış kap D üstleri sıvı ile doldur. Verilen noktalardaki sıvı basınçlarını karşılaştırınız. Sırasıyla bulalım. K'deki basınca bakalım önce. PK eşittir. Burada ne diyor? Her biri H yüksekliğinde diyor bölmeler. O zaman sıvı yüzeyine olan dik uzaklığı H kadar K'deki sıvı basıncı H çarpı D sıvı çarpı G. Direkt H D'ye yazıyorum. Sonra L'ye geliyorum. L'ye baktığımda şimdi L'nin üzerinde sıvı yok ya sanki L'nin üzerinde sıvı olmadığı için L'de sıvı basıncı olmazmış gibi düşünüyoruz. Ama biz ne dedik? Sıvı açık olan yüzeye olan dik uzaklığı dikkate alacağız. Kapta açık olan yüzey burası. Dolayısıyla L'deki basıncı bulurken bu yüzeye olan dik uzaklık da bakınız burası. Ve L'deki basınç da buradan H çarpı D çarpı G gelecektir. K ve L'deki basınçlar bu durumda eşit olacak. Hatta şu cümleyi de kurabilirim. Eğer sıvı bütünlüğü varsa, bak aynı sıvı söz konusu ve bütünlük var. Aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacaktır. K ve L aynı seviyede olduğuna göre basınçlar birbirlerine eşit olacaktır. Geldik M noktasına. M noktasındaki basınç için ise yine yüzeye olan dik uzaklığa baktığımızda ne kadar? 2H kadar. Yani 2H çarpı D çarpı G oldu. Geldik N noktasına. N noktası için yine dik uzaklığa baktığımızda burası 3H gördüğünüz gibi. 3H çarpı D çarpı G oldu. Ve neredeyiz artık? P noktasındayız. P noktasındaki basınç ise yüksekliğe bakıyorum burası 4H kadar. 4H çarpı D çarpı G ve R noktasındaki basınç tabanda diye düşünüyorum burayı gördüğünüz gibi. O zaman yükseklik ne kadar oldu? 5H kadar olduğu için 5H çarpı D çarpı G olmuş oldu. Evet bu şekilde her noktadaki sıvı basıncını bulabiliriz. Üzerinde sıvı olup olmadığına bakmıyoruz. Sadece baktığımız şey ne? Açık olan yüzeye olan dik uzaklık. Burada da olsa burada da olsa burada da olsa fark etmez. Buradaki tüm noktalardaki basınç 5HDG olacak sevgili gençler. Şimdi burada bir bileşik kap var. Bu düzgün, bu böyle bir çapraz, bu da böyle eğri büğrü bir kol gördüğünüz gibi. Buradan sıvı dolduralım. Herhangi bir sıvı, su da olabilir bu fark etmez. Şimdi buraya şu yükseklikte sıvı geldiğinde buraya da aynı yükseklikte bakın yükseklikte sıvı gelecek. Yine aynı şekilde buraya da aynı yükseklikte sıvı gelecek. Kabın şekli önemli değildir burada. Neden? Şöyle bir cümle kurdum.
aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşit olacak dedik. Baktığımızda bir sıvı bütünlüğü var gördüğünüz gibi. Buradaki basınç, buradaki basınç ve buradaki basınç eşit olacak. O zaman açık yüzeye olan dik uzaklıklar hepsinde eşit olmak zorunda. Eğer sıvı bütünlüğü varsa aynı sıvıda aynı seviyede basınçlar eşit olur. Az evvel kurduk zaten bu cümleyi. Pekiştirelim. K'deki sıvı basıncı P'dir. Musluk açılırsa denge sonrasında L'deki sıvı basıncı kaç P olur? Musluk kapalıyken burada bir yükseklik, şöyle bir H yüksekliği alınırsa H yüksekliğinde bir sıvı var. Ve bu H yükseklik sıvının K noktasına yaptığı basınç, K'deki sıvı basıncı hemen buluyorum. H çarpı D çarpı G ve soru da bize buna P demiş. Bunu yazdık. Musluğu açıyoruz. Musluğu açtığımızda bu tarafa sıvı geçişi olacak. Ama ne kadar sıvı geçecek? Yükseklik olarak düşünürsek solda ve sağ tarafta artık bileşik kap olduğu için aynı yükseklikte sıvı olacak diyoruz. Buradaki alanların yani 3A ve A'nın hiçbir önemi yok. Buradaki şekillerin hiçbir öneminin olmadığı gibi. Niçin? Çünkü basınç için ne yapıyorduk? Açık olan yüzeye dik uzaklığa bakıyorduk. Açtığımızda, musluğu açtığımızda bu K noktasındaki basınç, L noktasındaki basınç birbirlerine eşit olmak zorunda. Artık şuradaki kalınlığı önemseme diyor bize. Sanki şey gibi düşünebilirim. Bu sol taraftaki sıvıyı 4A alana sahip, taban alanına sahip bir kaba boşaltmışız gibi düşünebiliriz. Şurasının kalınlığı önemsiz ya. Bunu buraya boşaltıyoruz. Yani şunu alıyoruz, buraya boşaltıyoruz. Peki ne olacak? Elimizde belli bir hacim var. O hacimdeki sıvı yine aynı hacimde olmak şartıyla artık daha az bir yüksekliğe sahip olacak. Bu yüksekliğe de x dediğimizde o zaman hacim taban alanı çarpı yükseklik. Burada alanımız A kadar, yükseklikte H kadar. H çarpı A eşittir X çarpı 4A. Çünkü yeni alan 4A kadar. X'in buradan H bölü 4 olduğunu hepiniz görmektesiniz. Yeni yükseklik her iki kolda da H bölü 4 olacak. Mesela hocam bu 4A olsaydı ne yazacaktık? O zaman X çarpı 5A yazacaktık. Ya da bu 2A, bu 3A olsaydı ne yazacaktık? Yine X çarpı 5A yazacaktık. Dediğimiz gibi bunların ikisinin toplamı kadar bir alana sahip yeni bir kaba boşaltıyormuş gibi düşüneceğiz. Artık yeni basınç hem K'da hem de L'de düşünürseniz L'deki basınç eşittir X çarpı D çarpı G yeni yükseklik ve H bölü 4 olduğuna göre H bölü 4 çarpı D çarpı G ve HDG P'ye eşitse H bölü 4 DG P bölü 4'lük basınca sebep olmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi sıvı basınç kuvveti. Nasıl katı basınç kuvveti varsa sıvı basınç kuvveti de var. Sıvı basınç kuvveti bulunurken herhangi bir yüzeyde A1 yüzeyi, A2 yüzeyi ya da A3 yüzeyinde sıvı basınç kuvveti bulunurken şu yapılacak. Yüzeyin orta noktasındaki basınç ile yüzeyin alanı çarpılacak. Şöyle yazalım isterseniz. O zaman buradaki basınç kuvvetini bulmak istersem, FB1'i bulmak istersem tam orta noktasındaki basınç, tam orta noktanın açık olan yüzeye dik uzaklığı bu yüksekliğin yarısıdır. H bölü 2'dir. O zaman H bölü 2 çarpı D çarpı G kadar basınç var tam orta noktada. Bir de alanla çarpıyorum. A1 diyorum. Geliyorum A2'ye. Buradaki basınç kuvvetine tam orta noktanın basıncı. Bakıyoruz bu noktanın açık olan yüzeye dik uzaklığı bütün H kadar. Ve H çarpı D çarpı G çarpı A2 oldu. A2 yani şu yüzeydeki basınç kuvveti. Geldik A3'e. Tam orta noktadaki basınç. Tam orta noktanın yine açık olan yüzeye dik uzaklığına baktığımızda aslında üçgen benzerliğinden şu tüm H'ı düşündüğümüzde yarısı olduğunu görüyoruz. Yani H bölü 2. Ve yazalım hemen. H bölü 2 çarpı D çarpı G çarpı A3. Bunun için ve bunun için aynı basıncı aldık ama bunun alanı daha büyük olduğu için buradaki basınç kuvvetinin daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Hocam basınç kuvvetini tam oturtamadım. Biraz somutlaştırır mısınız derseniz şu şekilde düşünebilir. Bu şu yüzeye aşağı doğru baskı yapan kuvvet aslında. Eğer dayanıklılığı azsa o yüzeyi aşağı doğru devirebilir. Yani suyun buradan işte bu yüzeyi devirip akmasına sebep olabilir. Hatta basınç kuvveti, sıvının basınç kuvveti bir kaba sıvı konulduğunda çok fazla sıvı konulmuşsa ve kap da dayanıksızsa o zaman oradaki yüzeylerin dağılmasına, kırılmasına, patlamasına, çatlamasına sebep olabilir. Sorumuza bakalım hemen. KLM yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin büyüklükleri FK, F ile FM arasındaki büyüklük ilişkisi nasıldır? Önce K'ya bakalım. Tam orta nokta burası. Tam orta noktanın açık olan yüzeye dik uzaklığına baktığımızda tamam 3H ise yarısı 1,5H olur. Ve L'ye geldik. L'nin tam orta noktasının
Bu şekilde açık olan yüzeye dik uzaklığı bakıyorum hemen 3 aç kadar. Ve M'ye geldiğimizde tam orta noktası burası. M'nin tam orta noktasının açık olan yüzeye dik uzaklığı 1 haş kadar gördüğünüz gibi. O zaman K'daki sığ basınç kuvveti için K'nın tam orta noktasındaki basınçla ne yapıyoruz? Alanı çarpıyoruz. Yani 6A'yı çarpıyoruz. Şöyle yazalım isterseniz. FK eşittir budur. Ve orta noktasındaki basınç 1,5 HDG olacak. Ve 6A ile çarpacağız. Buradan da 9HDGA çıkacak. Geldik L'ye. L'dekini bulmak için 3H'ı kullanıyoruz. 3HDG alanı da 2A alıyoruz. 2A ile çarptığımızda 6HDGA olmuş oldu. Ve geldik M'ye. M için de bu H'ı kullanıyoruz. H çarpı D çarpı G çarpı alan 3A kadar 3HDGA olmuş oldu. Büyük ilişkisi diyor. O zaman K'daki 9HDG olduğu için K en büyük. Sonra M'deki 3HDGA olduğu için en küçük. Arada L geldi. F'le en büyük K'ydı. M'de en küçüktü. Bu şekilde basınç kuvvetleri arasındaki ilişkiyi bulabiliriz. Açık hava basıncı. Şimdi gündelik hayatta yine bunun karşılığı nedir açık hava basıncının? Şimdi mesela yukarılara doğru çıktığında bir dağcıyı düşünürsek, böyle dağlara tırmanan bir dağcı. Yukarılara doğru çıktığında işte burnunun kanama riskiyle karşı karşıya kalır. Neden böyle bir şey oluyor? Dışarıdaki açık hava basıncıyla kendi iç basıncının dengelenmemesiyle alakalı oluyor. Normalde biz gündelik hayatta mesela ben burada duruyorken benim iç basıncımla dış basınç birbirlerine eşit. Dolayısıyla bir burun kanaması vesaire onunla karşı karşıya kalmıyorum. Ama yukarılara doğru tırmandığımız zaman açık hava basıncı azalıyor. Benim iç basıncım açık hava basıncından daha büyük olduğu için yukarılara çıktığımda işte burnum dışarıya doğru bir kanama ile karşı karşıya kalıyor. Ki gündelik hayatta yine karşılığı budur açık hava basıncının. Ki çok fazla örnek var. Mesela bir balon düşünelim. Uçan bir balon. İçerisinde işte hava üflenip şişirilen bir balondan bahsediyoruz. Balon yukarılara doğru çıktığında büyür 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 sonra patlar. Niye mi? Çünkü yukarılara doğru çıktığında açık hava basıncı azalıyor ya. Kendi iç basıncının da azalması gerekiyor. Kendi iç basıncının azalması için de büyümesi gerekiyor. Ve büyüme 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 artık esnekliği büyümeye yetmiyor. O yüzden balon patlıyor gibi. Torricelli bir deney yapıyor bununla ilgili. Bir cıva dolu bir kap var. İşte deniz seviyesinde yapıyor bunu. 0 santigrat derece sıcaklıkta yapıyor. Sonra o kaba içerisini havayı vakumlayacak şekilde düşünün. Bir kılcal bir tane boru düşünün. O boruyu cıvanın içerisine batırıyor. Bu cıvanın içerisine batırdığında cıva kendiliğinden burada yükseliyor, yükseliyor ve belli bir yere kadar yükselip sonra dengede kalıyor. Bu yükselmeye sebep olan şey nedir? İşte açık hava basıncıdır. Neden? Çünkü burası boşluk. Burada herhangi bir hava söz konusu değil. Ama dışarıda şurada bir basınç var. Havadan kaynaklanan bir basınç. Ona P0 diyeceğiz. Ve aynı sıvıda, aynı seviyede basınçlar birbirlerine eşittir demiştik. O zaman burada bak sıvı bütünlüğü var. Buradaki basınç da P0 kadar olmak zorunda. Ama bir hava söz konusu değil, boşluk var. O zaman buradaki basınç sıvıdan kaynaklanacak diyoruz ve o sıvı da cıvanın yaptığı cıvadır. Cıvanın yaptığı basınç da o sıvının basıncı olmuş oldu. P sıvı ile P sıfır birbirlerine eşit. Ve buradaki yükselme işte 0 santigrat derece sıcaklığında ve deniz seviyesinde yaptığında Torricelli bu deneyi 76 santimetre bir yükselme olduğunu gözlemliyor. O yüzden P sıfıra 76 santimetre HG yani cıva kullanıldığı için HG yazıyoruz buraya. 76 santim yükselme oluyor. Peki bu H yüksekliği nereye bağlı? Kullanılan sıvının öz kütlesine bağlı. Neden mi? Çünkü sıvı basıncı eşittir. Noktanın sıvı yüzeyine olan açık yüzeyine olan dik uzaklığı çarpı sıvının öz kütlesi çarpı G. O zaman sıvının öz kütlesi önemli burada. Cıvanın öz kütlesi 13,6 gram bölü santimetre küp. Onun yerine su kullanılmış olsaydı ki suyun öz kütlesi de 1 düşündüğünüz zaman onun 13,6 katı kadar fazla yükselme olacaktı. Öz kütlesi büyük olan sıvıyı kullanması işte burada onu rahatlatan şey bu şekildedir diyoruz. Deneyin yapıldığı yerin rakımına yani deniz seviyesinden olan yüksekliğe bağlıdır. Deniz seviyesinde yapmıştı bu deneyi. Daha yukarılara çıktığında açık hava basıncının azaldığını söyledik. O zaman açık hava basıncı azalıyorsa yükselme miktarı da dolayısıyla azalacaktır. Havanın sıcaklığına bağlıdır. Evet, hava sıcaklığı arttığında açık hava basıncı azalır. Daha sıcak olduğunu düşünürsek o zaman 76 santimden daha az bir yükselme ile karşı karşıya kalacağız. Kullanılan kılcal borunun kalınlığına ya da yatırılıp yatırılmamasına
bağlı değildir. Bileşik kaplarda zaten dedik ki kabın şeklinin hiçbir önemi yoktur. Anaerobik barometre hava basıncında meydana gelen değişim vakum odasının büzülmesine ya da genleşmesine neden olur. Bu hareket manivele vasıtasıyla göstergeye aktarılır bu şekilde. Altimetre hava basıncı yardımıyla deniz seviyesinden olan yüksekliği gösterir. Yani deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça açık hava basıncı azalacak ya, işte o basınç farkını dikkate alarak oradaki yüksekliği ölçüyor. Batimetre basınç farkından faydalanarak deniz seviyesinden ne kadar derinde olduğunu ölçer. Yine basınç farkı ile yapılan bir ölçüm söz konusu. Akışkanların basıncı, Bernoulli ilkesi bu da. Şimdi buradan sol taraftan sağ tarafa doğru bir sıvı geçişi oluyor. Ama sol taraftan gönderilen sıvı birim zamanında hep eşit miktarda. Yani uyduruyorum tamamıyla. Bir dakikada bir ton gönderiyorsa her bir dakikada bir ton sıvı gönderiyor. O zaman ne olacak? Kesiti daraldığında daralan yerden daha hızlı geçmek zorunda kalacak. Çünkü arkadan hep aynı miktarda sıvı geliyor. Bu da sıvı basıncının azalmasına sebep olacak. Hızı artan akışkanın basıncı azalır diyoruz. Şöyle düşünülebilir. Mesela onun örneklerini birazdan daha fazla vereceğim. Şöyle bir çatı düşünün. Bu şekilde bir ev düşünelim. Rüzgarlı bir havada çatıların uçma durumu söz konusu olabiliyor. Rüzgarlı hava, şu şekilde rüzgar böyle esiyor. Hızı artan akışkanın basıncı azalır. O zaman havanın basıncı azalıyor. Havanın basıncı azaldığı için de içerideki basınç daha fazla olduğu için bu basınç buradaki çatının yukarıya doğru fırlamasına sebep oluyor. Basınç farkından dolayı hareket başlıyor. Cisim yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Zaten bu cümleyi de bu şekilde burada örneklendirmiş olduk. Hızlı geçer dedik. Buradaki hızına V1, buradaki hızına V2 dersek kesit daraldıkça hızı artar. O yüzden V2 V1'den daha büyük olacaktır. Basınç da azalacaktı. Basıncın azalması burada daha az yükselmeye, burada ise basıncın daha büyük olması daha fazla yüksek olmasına sebep olacaktır. Sıvı yüksekliğinin daha fazla olması. H1 buraya da H2 dersem H1 H2'den daha büyük olacaktır sevgili gençler. Bernoulli ilkesinin uygulamaları. Mesela burada bir sprey kutusunu düşündüğünüzde buradan şu mekanizma itiliyor. Mekanizma itildiğinde içerideki havaya hız kazandırılıyor. Hava hız kazandığında basıncı azalıyor. O zaman buradaki basınç dışarıdaki basınçtan daha büyük olduğu için yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hareket başlıyor. Dolayısıyla burada içindeki parfüm, kolonya neyse o buradan püskürtülmüş oluyor. Yine burada bir karbüratör sistemi var. Buradan hava girişi oluyor. Hava girdiği için ne oluyor? Hızlı hava söz konusu. Hava hızlandıkça basıncı azalıyor. Basıncın azalması buradaki basıncı daha fazla olmasından dolayı buradan yukarıya doğru yakıtın çıkmasına sebep oluyor. O zaman hava artı yakıt püskürtülüyor gördüğünüz gibi. Ve uçak kanadı. Uçak kanadı sol tarafa doğru hareket ettiğinde uçak buradaki hava bu kadar yol alırken buradaki hava bu kadar yol alıyor. O zaman yukarıdaki hava daha fazla yol aldığına göre oradaki hava daha hızlı. Buradaki basınç bu durumda küçük. Hızlandıkça basınç azalır demiştik akışkanlar için. Buradaki basınç daha büyük. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyor. Yani kanatların bu aerodinamik yapısıyla uçağın havalanmasını sağlayan bir şey var karşımızda. Gaz basıncı. Kapalı kapta gaz basıncına bakalım önce. Şimdi şöyle bir kapalı kaba gaz koyduk bu şekilde. Hacim ile ters orantılıdır. Bunun hacmini arttırdığımız zaman birim hacmi düşen gaz molekül sayısı azalacak. Oradan düşünebilirsiniz. Bu durumda da basınç azalacaktır diyoruz. Hatta basıncı şöyle düşünebiliriz. Bu gaz moleküllerinin bu içerideki daha doğrusu kabın çeperlerine çarpma sayısı gibi de düşünülebilir. Ne kadar küçük olursa kap o kadar çok, o kadar hızlı çarpar. Ne kadar büyük olursa o kadar az çarpar gibi düşünülebilir. Sıcaklık ile doğru orantılıdır. Sıcaklığını arttırdığımız zaman sıcaklık maddenin moleküllerinin kinetik enerjisi ile alakalı bir şeydi. O zaman sıcaklık artarsa gaz moleküllerinin kinetik enerjisi artar. Kinetik enerjisi artarsa çeperlere daha çok çarpar. Basınç da artmış olur. Gaz miktarı molekül sayısı ile doğru orantılıdır. Tabii birim hacimdeki molekül sayısı önemli dedik. Burada gaz miktarını arttırdığında molekül sayısı artacak. Dolayısıyla çeperlere moleküllerin çarpması artacak. Bu da gaz basıncının artmasına sebep olacak. Piston ağırlıksız, sızdırmaz ve sürtünmesiz. Burada bir tane uygulama var karşımızda. Aşağıdan yukarıya doğru bir gaz basıncı. Kapalı kapta gaz basıncı her noktaya aynı büyüklükte etki eder. Yukarısı aşağısı diye bir şey söz konusu değil.
eşit olacaktır. O zaman buradaki gazın şu pistona yukarıya doğru uyguladığı bir gaz basıncını düşünelim. Yukarıdan aşağı doğru da açık havanın uygulamış olduğu basıncı düşünelim. Bunlar birbirlerine eşitse piston dengedir. Yani piston yukarı ya da aşağı hareket etmiyorsa işte bunlar birbirlerine eşittir anlamına gelir. Mesela sıcaklığını arttırdım, ısı verdim. Isı verdiğim zaman ne olur? Şöyle düzgün yazayım. Isı verdim. Sıcaklığını arttırdığım zaman gazın basıncı artar dedik. Şimdi gazın basıncı artarsa P0'dan daha büyük olacaktır. O zaman piston bu şekilde dengede kalamayacaktır. Sıcaklığı artan gazın basıncı artıyor dedik. Dengelemek zorunda. Çünkü buradaki P0'dan daha büyük. O zaman burada piston yukarıya doğru çıkacak. Piston yukarıya doğru çıktığında gazın hacmi artmış olacak. Sıcaklığı arttı. Hacmi de arttı. Basınç dengelenmiş oldu. Çünkü P0'la yeni aynı şekilde gazın basıncı birbirlerine yine eşit olacak. Anlatabildim mi? Durum budur. Geçiyorum. Sıvının kaldırma kuvveti. Şimdi sıvının cisme uyguladığı kaldırma kuvveti cismin yüzeylerine etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Buradan basınç kuvveti var, buradan basınç kuvveti, buradan ve buradan basınç kuvveti var. Bunların bileşkesi bunu etki eden kaldırma kuvveti diyoruz ve kaldırma kuvvetini şöyle buluyoruz. V batan yani cismin batan hacmi çarpı D sıvı sıvının öz kütlesi çarpı yer çekimi ivmesi G'yi alacağız. Sonuç olarak Archimedes der ki sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin yerini değiştirdiği sıvının ağırlığının büyüklüğüne eşittir. Çünkü cisim ne kadar sıvının yerini değiştirmiş olacak hacim olarak? Batan hacmi kadar. Zaten sıvının öz kütlesini kullanıyorum. Çarpı G dediğimde işte yerini değiştirdiği sıvının ağırlığı olmuş oldu. Cismin sıvı içindeki denge durumları. Mesela bir cisim yavaşça bırakılıyor. Yavaşça bırakıldığında bu cisim sıvıda yüzüyor ise mesela suya tahta attığımız zaman yüzer. Bunun nedeni tahtanın öz kütlesinin suyun öz kütlesinden küçük olması. İşte cismin sıvıda yüzmesi tamamıyla öz kütlesinin sıvının öz kütlesinden küçük olmasından kaynaklanır diyoruz. Cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden küçüktür. Başka hiçbir şeye bağlı değildir. Belki burada ben hocam küçük bir tahta kullandım. Daha büyük bir tahta kullansaydım ne olurdu? Böyle daha büyük bir takoz kullansaydım ne olurdu? Yine yüzerdi. Değişen hiçbir şey olmazdı. Çünkü küçük tahta ile büyük tahtanın öz kütlesi aynıdır. Değişen hiçbir şey olmayacaktır. Cismin askıda kalması, yavaşça bırakılan cisim içeride bir yerde kaldı. Yukarıda ya da aşağıda kalmasının bir önemi yok. Burada da kalması, burada da kalması, burada da kalması bunların hepsi askıda kalması anlamına gelir. Tamamen içeriye giriyor ama batmıyor. Askıda kalmışsa cismin öz kütlesi sıvının öz kütlesine eşittir diyoruz gençler. Tamamıyla öz kütleye bağlı, hiçbir şekilde cismin ağırlığına bağlı değil. Cismin batması, cisim gelip batmışsa yavaşça bırakılan cisim demek ki öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha büyükmüş. Şöyle düşünelim, demir bir bilye düşünelim. Çok küçük demir bir bilye suya bıraktığımızda batar değil mi? Niçin batıyor? Çünkü öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha büyük. Yani ağırlığıyla hiçbir alakası yok. Küçücük bir demir bilye. Çünkü ağırlığı da çok küçük olacaktır. Mesela suyu düşünelim. Şöyle bir su yaptık. Şu şekilde biraz su çizdik. Ve büyük bir tahta parçası bıraktık. Tahta parçası bu şekilde yüzüyor dedik. Çünkü öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha küçük. Küçücük bir demir bilyesi dedik ki batar. Çünkü öz kütlesi suyun öz kütlesinden daha büyüktür. Sonuç olarak bir cismin sıvıda yüzmesi, askıda kalması ya da batması yalnızca öz kütlesine bağlıdır. Neye bağlı değildir? Ağırlığına bağlı değildir. Ne kadar ağır olursa olsun ya da ne kadar hafif olursa olsun belirleyen tek şey öz kütledir sevgili gençler. Geldik ödüllü sorumuza. Cevaplarınızı yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.